Herkese merhaba arkadaşlar. Cansu Hoca ben. Nasılsınız? Umarım keyifleri iyidir. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bilgisayar malı yayınları AYT Soru Bankası fonksiyonlar testleriyle devam ediyoruz. Beşinci testteyiz. Birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları verilmiş. Biçiminde tanımlanmış. Buna göre işleminin sonucu kaçtır diyor. f artı g 1 için sorulmuş. Öncelikle şu kısmı halledelim. Bu şu demek arkadaşlar. F makinesine 1 at. G makinesine de 1 at. Ve bunları topla demek. F1 artı G1 demek. Veya F ile G'yi toplarsınız. Şöyle x kare eksi x artı 1 birden 2. Bunu bulduktan sonra F artı G'yi bulmuş olursunuz. Sonrasında yerini 1 yazarak da bulabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse oradan devam edersiniz. Şimdi F1 G1'i bulalım. O halde makinama 1 atıyorum. F1 1'in karesi 1 artı 1'den 2 gelecek. G1 atıyorum. 1-1'den 0 gelecek. Bunların toplamında zaten 2 olduğu için şu kısmın cevabı 2 olacak. F çarpı G3. Aynı şekilde F3 çarpı g 3ten bahsediyor. O halde şimdi de 3 atacağız ve F3 eşittir. 3'ün karesi 9 artı 1'den de 10 gelecek. G3 atıyorum. 1 3'ten de eksi 2 geliyor. Gençler bunların çarpımı istendiği için çarptığımız zaman eksi 20 gelecekti. O halde bunun cevabı eksi 20. Şimdi katsayıları varsa eğer onları çarparak çıkaralım. Birincisinde 2. Eksi 2 çarpı eksi 20'den eksi eksi gerçi çarparsak artı olsun. Direkt şöyle artı 40 diyelim. 40 artı 2'den de cevabımız denizde 42 olacaktır. İkinci sorumuza geçiyorum olduğuna göre f artı g fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bağıntı şeklinde verilmiş arkadaşlar. Makinaya aynı değeri atmamız lazım. Çünkü az önce gösterdiğim gibi birinci soruda toplama işlemini yaptığımda aynı makinaya e, ulaşmam gerekiyor. Bundan dolayı aynı elemanları attığımı varsaymam gerek. Yani bakıyorum atılan elemanların aynı olduğu bir bu var. iki var. Başka bir var ama altta bir yok. Üç var. O halde üçü de alabilirim. Bunlar da aynı şekilde aynı eleman olduğu için alınabilir. Başka da eleman ortak olarak göremiyorum. Yok. Bundan dolayı 2'ye atıyorum. 2'yi attığım zaman F makinasından 3 olarak çıkıyor. Yani F2, 3. G makinesine bakıyorum. 2, 4 olarak çıkmış. Yani bu ikisinin toplamı bize F artı G'nin 2 altındaki görüntüsünü verecek. Yani 7. 2 için görüntümüz 7. Şimdi 3'e geçiyorum aynı mantıkta. F3 4'e gitmiş. Bakın 4. G3 6'ya gitmiş. O halde topladığım zaman 3 altındaki görüntüsü de 10 çıkacağı için görüntü kümemiz 7 ve 10'dan oluşuyor. Cevabımız deniz olacaktır gençler. Üçüncü sorumuza devam edelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları verilmiş. Toplama çıkarma verilmiş. Çarpma istiyor. Peki o halde gençler bunlar toplama işleminde nasıl yazabilirim? a afx e, artı gx şeklinde yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. x kare artı 2 diye devam ettiriyorum. Burayı da 2x eksi g 2x x artı 1 şeklinde yazdık mı? Tamam. Şimdi gençler o halde ben bunları taraf tarafı toplayacaktım. Fakat bakıyorum bu x bu 2x aynı gelmedi. Bundan dolayı toplama yapamıyorum. Şimdi o zaman f2 ve g2 istediği için bizim bunlara ulaşmamız gerekiyor. İki durumda da 2 elde etmek için birincisine birinci makinamıza 2 yazarsak f2 ve g2 gelecektir. Bu durumda f2 artı g2 eşittir. 2 yazdığımda 4'ün 4 e, olacak. 2'nin karesi 4 artı 2. 6. Bu durumda bunu buldum. İkinci kısımda da yine 2 arıyorum. O halde x yerine 1 yazmam gerekecek. Burada da x yerine 1 yazıyorum. F2 eksi g2 1 yazdığımda 1 artı 1'den 2 gelecek. Şimdi artık taraf tarafı toplayabiliyor muyum? Tabii ki bunlar birbirini götürdü. 2 tane f2 8'dir. 1 tane f2 4'tür. F2'yi bulmuş olduk. Gençler f2 4 ise herhangi bir denklemde şu kırmızılardan birine 4 yazarsam geriye g2 2 olarak kalacaktır. Toplamları 6 gelsin diye. O halde G2'yi de 2 olarak bulmuş olduk. Bunların çarpımını istediği için çarpıyorum. 4 kere 2'den de 8. E şıkkı cevabımız olacaktır. 5. sorumuz. A, 1, 2, B, A, B, C olmak üzere A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Gençler A'dan B'ye tanımlanacak olan fonksiyon sayısını şöyle buluyorum. A'nın eleman sayısı S A. A olsun. B eleman sayısı SBB B olsun. Bu durumda A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayımız B üzeri A formülüyle bulunacak. Bunun mantığını da birazdan anlatacağım. Bu durumda A'dan B'ye dediği için A'nın eleman sayısı 2'dir. Yani A'ya 2 diyebilirim. Burada da 3 olduğu için 3 diyebilirim. O halde formülümden 3'ün karesinden cevabım 9 olacaktır. Bunun mantığı şu arkadaşlar şöyle çizelim. A B olsun. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu olsun. A'nın elemanları 1, 2. B'nin elemanları A, B, C. Şimdi arkadaşlar permütasyon kombinasyon olasılık konularından hatırlayalım. Birin gideceği kaç farklı durum var? Bir A'ya gidebilir, B'ye gidebilir ve C'ye gidebilir. Birin oluşturabileceği 3 farklı durum var. Tamam. Bir bu kadar 3 farklı duruma giderken 2'nin gidebileceği durumlara bakıyorum. 2 de aynı şekilde 1'e gidebilir, B'ye gidebilir, A'ya gidebilir pardon, B'ye gidebilir ve C'ye gidebilir. Yani 3 farklı durum bunun içine geçerli. Aynı anda ikisini sağladığı için çarpıyorum. 3 üç kere 3'ten de 9 geliyor. Bu durumda formülü buradan aslında çıktı. 3'ün karesi mantığı buradan gelecektir. 6. sorumuz. A ve B kümeleri için S A çarpı B yani kartezyen çarpımı eşittir 4. Olduğuna göre A'dan B'yi tanımlanabilecek fonksiyon sayısı hangileri olabilir? Arkadaşlar kartezyen çarpımı Biliyoruz ki aslında kümelerin eleman sayılarının çarpımıyla bulunabiliyordu. Bu durumda eleman sayılarının ne olabileceğini bir düşünelim. 1'e 4 olabilir çarpım 4 vermesi için. 4'e 1 olabilir. 2'ye 2 olabilir. Eleman sayısı negatif olamayacağı için başka bir durum olmuyor. Bu durumda A'dan B'ye tanımlı dediği için B'nin eleman sayısı SB olsun üzeri SA şeklinde e, kuralımız vardı tanımlanabilecek fonksiyon sayısını bulmamız için. O halde beyin eleman sayısı 4 üzeri 1'den 4 olabilir. Başka 1 üzeri 4'ten 1 olabilir. 2 üzeri 2'den 4 olabilir. Bu durumda 1, 4 olabilirken 2 olamaz. Doğru cevabımız 1 ve 3 Edirne olacaktır. Yedinci sorumuzdayız. A kümesi ve B kümesi verilmiş olmak üzere F A'dan B'ye tanımlı fonksiyonların kaç tanesini f bir A'dır diye sormuş. Yani biri A'ya göndermemizi kabul etti, etmemizi istemiş. Peki o halde A'ya gitti. 2'ye bakalım. 2'nin gidebileceği kaç farklı durum var? Hemen onu inceleyelim gençler. 2. A'ya gitti, B'ye gitti, C'ye gitti ve D'ye gitti. Yani dört tane farklı duruma gidebilir. 4 tane farklı durum olabilir. 3 için inceleyecek olursak yine 3 de A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye yani 3 4 tane farklı duruma gidebiliyor. F1 A'ya giderken, değil mi? A o zaman bir tane farklı durum var. Bunların çarpımı zaten bize kaç tane tanımlı fonksiyon olduğunu verecektir. 4 çarpı 4'ten de 16 cevabımız Bursa olacaktır. 8. sorumuza geçelim gençler. A kümesi B kümesi verilmiş. A'dan B'ye birebir kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir demiş. Peki şimdi birebir fonksiyonu bir düşünelim hemen. A kümesi ve B kümesi verilmiş. Bunları yazalım. A, A, B, C. B, 1 2 3 4 5 verdim. Şimdi A kümesinin A elemanını düşünelim. 1'e gidebilir, 2'ye gidebilir, 3'e, 4'e ve 5'e. A elemanı için kaç farklı durum var? 5 farklı durum var. Doğru mu? Doğru. Gelelim başka bir renk alalım. Başka bir renk hangisi? Mor olsun. B'yi aldım. Atıyorum. Şimdi B makine at atmadan önce A'ya bakmam lazım. A diyelim ki 1'e gitti. O zaman 1 elendi. Çünkü F A ile F B'nin aynı görüntüde olmaması gerekiyor ki birebir olsun. Bu durumda 1'e bire gittiyse bir eleyelim. B'nin gidebileceği kaç farklı durum kaldı? 2, 3, 4, 5. Yani 4 durum kaldı. B elemanına 4 farklı değer kaldı. Peki geldim C'ye. C için diyelim ki B 2'ye gitti o da elensin. C için gidilebilecek 3, 4, 5 olduğu için 3 farklı durum kalıyor. Buna da 3 farklı diyorum. O halde bunların çarpımı aynı anda sağlandığı için de çarpıyorum. 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 4 ve 5 20, 3'le çarptım 60. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçtik. Evet 9. sorumuzdayız. A kümesi ve B kümesi verilmiş. A'dan B'ye tanımlanacak. F, A3, B, 5 olsun. Peki A3'ü B5'e gönderdik ve bitti. Olacak şekilde kaç tane birebir F fonksiyonu vardır? Birebir dediği için B5'e artık kimse gidemez. Peki gitmesin. Diğerlerine bakıyorum. A1'in gidebileceği kaç farklı durum kaldı şu anda? A1'in gidebileceği 4 farklı durum kaldı. O halde yazıyorum. A1 için 4 farklı. Peki diyelim ki A1 B4'e gitsin a A2 bakıyorum. A2'nin girebileceği kaç farklı durum kaldı? B1, B2, B3. 3 farklı durum kaldı. Bu halde birbiriyle çarparak 3 çarpı 4'ten 12 olarak D seçeneğini işaretliyorum. 10. sorumuzda 10. sorumuza bakalım gençler. A kümesi verilmiş. F A'dan B'ye A'dan A'ya fonksiyonu birebirdir. O halde F2 artı F3 toplamı kaç farklı değer alabilir? Tamam. Birebir olduğuna göre F2 ile F3'ün eşit olmaması gerekecek. Bunu biliyoruz. Peki o zaman F2 için diyelim ki en küçük 2 aldım. F3 için 2 alamam. Bir küçüğünü yani 3 alabilirim. O halde topladığım zaman F2 ile F3'ü en küçük değer düşünecek olsam. En küçük değer ne olabilir? 2 ve 3 olabilir. Topladığımda da 5 olur. En büyük değer ne olur? En büyük de 5 ve 6 olacaktır. O halde 5 ile 6'yı topladığım zaman da 11 mi oluyor? Evet. Peki bu arasındaki bütün değerler olarak değişebilir değil mi? Mesela birini 2 aldım, diğerini 4 aldım, 6 geldi. İşte 2 aldım, 6 aldım, işte 8 geldi. 3 aldım, 4 aldım, 7 geldi gibi aradaki bütün değerler de sağlandığına göre. Kaç farklı değerimiz var? 5 olur, 6 olur, 7, 8, 9, 10, 11 olur. Bu durumda 2, 4, 6, 7 tane cevabımız C şıkkı olacaktır gençler. 11. sorumuz A1, 2, 3, B3, 4, 5, 6 kümeleri veriliyor. Buna göre her A elemanıdır A için yani A'nın elemanları için A artı F'a küçük eşittir 8 koşulunu sağlayan kaç tane F B'ye fonksiyon tanımlanabilir diye soruyor. Peki A'nın elemanlarını tek tek deneyelim arkadaşlar. A eşittir 1 için bakalım. Makineye atıyorum. Makine, Makine e, A fa küçük eşittir 8. Şimdi a artı fa olacağı için a yerine 1 yazıyorum. Makineye 1 atıyorum. Küçük eşittir 8. 1'i karşıya aldığım zaman f1 küçük eşittir 7. Yani f1 1'in görüntüsü 7'den küçük olacak kaç tane eleman var? Bakıyorum 6 olabilir. 5, 4, 3. Yani hepsi olabilir. Bu durumda bunu sağlayan görüntüler ne olabilir? Yazalım tekrar. 6, 5, 4, 3. Yani 4 tane. Peki. A1 için tamam. A2 için geçiyorum. Bu 1 için de. 2 için 2 artı F2. Küçük eşittir 8. 2'yi attım karşıya. Küçük eşittir 6. 6 ve 6'dan küçük sayılar. Yine aynı sayılar. 6, 5, 4, 3. Yine buradan da 4 tane sayımız çıktı. Peki A son olarak 3 için deniyorum. 1 artı F3. Küçük eşittir 8. F3 küçük eşittir 7. Pardon şuraya 3 yazacağız. 3. 3 karşıya aldığımda 5. Peki F3 küçük eşittir. 5 yani 5, 4, 3 elemanlarını aldığı için de buradan 3 tane çıkacaktır. Peki kaç tane tanımlanabilir o halde? 4 tane buradan, 4 tane buradan, 3 tane buradan, 4 çarpı, 4 çarpı, 3 16, 3, 48. Cevabımız E şıkkı olarak çıkmış olacaktır arkadaşlar. Hemen 12. sorumuza geçelim gençler. A, A, B, C, B, A, B, C, D kümeleri verildi yine. A'dan B'ye yi tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir diye soruyor. O halde biz şöyle bir başlayalım isterseniz. A'dan B'ye, A'dan B'ye tanımlı fonksiyon sayısıyla başlayalım. Fonksiyon sayısı biliyoruz ki B'den A, A'dan B'ye demiş. O halde S, B üzeri S, A'ydı. Bu durumda B'nin eleman sayısı 4, A'nın eleman sayısı 3. 16 64 olacaktır. Tüm eleman tüm tanımlı fonksiyon sayısını bulduk şu anda. Peki birebirleri düşünüyorum. Yine A'dan B'ye tanımlı birebir birebir fonksiyon sayısı o halde A için A'nın gidebileceği 4 farklı durum var çarpı B için diyelim ki A'ya gitti A. B için geriye 3 durum kaldı çarpı 3. B'de B de diyelim B'ye gitsin. C için C ve D yani iki durum kaldı. Bu durumda 24 tane de birebir olan fonksiyonumuz çıktı. Şimdi bizden birebir olmayanı sorduğu için o halde bütün fonksiyon sayısı 64'tü. Birebir olan 24'tü çıkartırsam 40 olarak cevabımı bulmuş oluyorum gençler. Hemen kaybetmeden hızımızı 13'e geçebiliriz. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların kaç tanesinde F1 büyüktür F2'dir? Hmm. birazcık yoruma dayalı bir soru olmuş Bir ee, için şöyle düşünelim mi mesela f1 diyelim ki görüntüsü 5 oldu 6'ya doğru gittim ama 5 oldu f1 5 olursa f2'nin bundan küçük olacağı bir değer var mıdır yok buradan 0 tane durum var f1 6 olsun F1 6 olursa gençler F2'nin küçük olması için görüntüsünün sadece 5 olabilmesi gerekiyor. Bu durumda bir tane durum buradan geldi. F1 ne olsun 7 olsun. 7'ye gittik. Şunları sildim. 2'nin 7'den küçük olabileceği görüntü sayısı 2 oldu. Bu şekilde devam ediyorum. 8. 8'e gidelim. 3 tane durum oldu. Aynı şekilde 9'a gittiğimizde de 4 tane durum olacak. Başka da zaten kalmadı. Kaç tanesinde tanımlandı dediği için toplayalım. 4, 3, 7, 9, bir daha 10. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır. 14. sorumuz. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonların kaç tanesi örten fonksiyon değildir şeklinde bir soru var. A kümesi elemanları var. B kümesinin elemanlarına baktık. Tamam F A'dan B'ye tanımlı olacak. Şimdi o halde şöyle düşünelim. Örten fonksiyon değildir diyor. Biz tanımlı bütün fonksiyonları bulduktan sonra örten olanları bulup birbirinden çıkartırsak örten fonksiyon olmayanları bulmuş oluruz. O halde tanımlı fonksiyon sayısı nedir? A'dan B'ye dediği için S, yani B yani B'nin eleman sayısı üzere S, A'dır. B'nin eleman sayısı 3 üzeri A'nın 4. 3 üzeri 4'ten 81. Peki devam ettim. Şimdi örten fonksiyon sayısını bulacağım. Örten fonksiyon sayısını şöyle bir düşünelim. Şimdi arkadaşlar örtmesi için diyelim ki A şöyle B ve C'ye giden kısımları bir düşünelim. Şimdi A'ya giden diyelim ki bir kişi gitti. Bir tane eleman A'ya gitti. E, B'ye de bir eleman gitti. E, bu durumda diyelim ki şöyle bunlar örtülmüş oldu. Geriye iki eleman kaldı. İki eleman da C'ye gitmiş olması gerekiyor. Şimdi bu durumu düşünecek olursak kombinasyon kavramından diyelim ki 4 tane durumumuz var. Toplamda 4 tane elemanı seçeceğiz biz. 4 tane elemandan 2 tanesini C'ye gönderdik. Geriye elimizde 2 tane eleman kaldı. O halde bu 2 elemandan bir tanesini B'ye göndereceğim. Sonra geriye yine bir eleman kalacak. Bir elemanın da son kalan elemanı da A'ya göndermiş olacağım. Doğru mu? Evet. Şimdi devam edelim. Bu C'nin iki tane e, gittiği elemanına göre yazılmış şekliydi. Bunun C1, B2, A1 şeklinde olanı da var. Aynı şekilde bunun için de bunu yazacağım şurada yazdığımı. Aynı şekilde A2, B1, C1 olduğu zaman da aynı şeyi yazacağım. Yani bu durumu 3 ile çarparak bunu bitirmiş olayım. O halde. Kombinasyondan 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 2'nin birlisi 2 idi. Birin birlisi 1 çarpı 3'ten Şurası 2, 3 kere 2'den 6, 2, 3, 12, 36 gelecektir. Şimdi burada bulduğum benim örten fonksiyonumdu. O halde örtmeyeni sorduğu için yani örten fonksiyon olmayanı, olmayanları 81'den de 36 çıkartarak bulabiliyorum. Bu durumda da 45 cevabımız olacaktır. Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyorum gençler. Şimdi hız kaybetmeden siz test altıya giderken bu videoların devamlı ve içeriklerin düzenli gelmesi istiyorsanız desteğiniz önemli arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Test altı sizi bekliyorum. Hoşçakalın.